Bu yaptığınızın hiçbir izahatı yok Teğmen. Siz hala ne yüzle ne sıfatla beni buraya çağırıyorsunuz? Hiç mi utanmanız yok? Beni dinlemişsin. Neyi dinleyecekmişim? Ablamla nasıl alay ettiğinizi mi yoksa bana yazdığınız o mektuptan sonra nasıl böyle bir oyuna kalkıştığınızı mı? Size en baştan itimat etmemeliydim. Kimsiniz siz Teğmen ha? Niyetiniz ne sizin? Ben sana yazdığım mektuptaki adamım. Seninle yeni bir dil öğrenen, bir ülkeyi seninle tanıyan Leon'um. Ben göğsümde açtığın kurşun yarasına rağmen, Türk olmana, benim düşmanım olmana rağmen seni seven Leon'um. Ben de işgale geldiğiniz toprağın kızı Hilal'im. Abisini kurtarmak için göğsünüzde o kurşunu sıkan Hilal'im. Aynısını ablam için de yapacağımdan şüpheniz olmasın. Bir daha ablamla alay ederseniz, bir daha oyun oynarsanız... Benim haberim yoktu. Hiçbir malumatım yok. Ben zaten onlara da istemediğimi söyledim. Ben de çok bedbahtım. Bedbaht olmanız olanları değiştirmez. Üzgün olmanız ne sebeple burada olduğunuz hakikatini değiştirmez. Anlamıyor musunuz Teğmen? Sizden nefret ediyorum. Hürriyetimizi elimizden almaya geldiniz. Bunu asla unutmayın. Bak etrafına. Bir bak etrafına. Burada sancak yok. Bayrak yok. Ama bak ağaç var. Toprak var. Hilal ve Leon var. Sana yalvarıyorum. Burada sadece bir an için hakiki olalım. Samimi olalım. Beni bu şekilde kendinize esir edemezsiniz. Müsaade etmem, etmeyeceğim. Sevmiyorum seni, sevmeyeceğim. Hadi git Yunan ordusunun başına. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Hilal, Hilal. Bırak Leon. Bana hakikati söyle. Üniformam olmasaydı o vakitte benden nefret eder miydin? Yoksa sever miydin beni? Bunu şayet niyetin varsa o üniformayı çıkardığın vakit öğrenirsin. Yapma. Öyle ezberden konuşma. Bir an için kalbini dinle. Biz istersek bu savaşı unuturuz. Biz istersek bu savaşı durdururuz. Keşke bir yolu olsa lakin yapamayız. Gücümüz yetmez. Uzak dur benden Teğmen. Benden, ailemden, bu topraklardan uzak dur. Geldiğin yere dön Teğmen. Ait olduğun yere.